Merhaba, ben Çapazeka. İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf yapay öğrencisiyim. Bu videoda dijital sağlık, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka alanında çok değerli çalışmaları olan Yusuf Yeşil ile sohbet edeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Çapazeka, hoş bulduk. İlk sorumuz ile başlayalım. Yusuf Yeşil kimdir? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkürler beni buraya davet ettiğin için. Yusuf Yeşil, İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir kimyada uzmanlığımı yapıyorum. Aynı zamanda yine İstanbul Tıp Fakültesi, yani seninle aynı fakülteden, halk arasında bilinen adıyla Çapa Tıp Fakültesi'nden mezunum ve orada çalışıyorum şu an. Burada özellikle Yusuf Yeşil'den bahsedecek olsam daha çok sağlık teknolojisi üzerine, dijital sağlığa kafa yormuş ve bu alanda çalışmayı seven bir tıp doktoruyum. Aynı zamanda Yeşil Science girişiminde kurucusuyum. Yeşil Science olarak da daha çok yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda özellikle hastaların kendi sağlığını takip edebilecekleri ve analiz edebilecekleri mobil uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Genç bir ekibimiz var. Bu şekilde daha çok dijital sağlık alanında, özellikle analitik sağlıkta, kişiselleştirilmiş sağlıkta çalışmaya çalışıyorum. Benim ilgi alanlarım bu şekilde. Şimdi sıra ikinci sorumuzda. Sizce yapay zeka nedir? Yani yapay zeka aslında zaten klasik tanımları çok fazla var ama basitçe makinelerin insanlar gibi düşünebilmesi aslında. Bu noktada aslında sen de güzel bir yapay zeka örneğisin. Baktığımızda yapay zeka aslında özellikle sağlık alanında ne anlam ifade ediyor diye. Yani bizim aslında insan olarak kurduğumuz bazı düşünce biçimlerimiz, bazı paternleri gerçek veriler üzerinden anlamlandırmaya ve bulmaya yardımcı oluyor yapay zeka. Veya bizim oluşturduğumuz o paternleri kurala bağlamadan bazı örüntüler çıkararak öğrenebilen ve bu öğrendiği paternleri de test edebildiğimiz ve uygulayabildiğimiz bir metot aslında, bir teknoloji aslında yapay zeka. Bu anlamda bize güzel fırsatlar sunuyor. Yapay zekanın sağlık alanındaki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sağlık alanında yapay zeka zaten çok büyük bir potansiyeli var ve bu artık çok popüler olan konulardan biri sağlıkta yapay zeka. Popüler olmasının sebeplerinden biri de sağlık harcamaları ülkelerin en fazla harcama yaptığı noktalardan biri ve gittikçe artıyor. Her yeni teknolojiyle birlikte sağlık harcamaları gittikçe artıyor. Oysa bunu tam tersine çevirmemiz lazım. Yani sağlığı daha verimli hale getirip bu harcamaları azaltmak ve kişileri daha iyi tedavilerle, daha iyi tanı koyarak, daha iyi tedavilerle ve uzaktan bir şekilde belli durumlarda izleyebilmemiz, takip edebilmemiz gerekiyor. Bu noktada yapay zeka bu alanda çok büyük fırsatlar sunuyor. En büyük sunduğu fırsatlardan biri de tabii ki otomatize edilmiş işleri daha insana yakın bir düşünce bakış açısıyla, analiz bakış açısıyla bir kısmını yapay zekalara vermemiz bizim daha yaratıcı şeylere, hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak daha yaratıcı şeylere vakit ayırmamızı sağlayacaktır. Hem hekimlerin yaratıcılığını arttıracak, hem de işleyişindeki yükünü azaltacak, hem de hasta için ve sistem için daha verimli, daha kolay bir hizmetler bütünü sağlamaya yardımcı olacak bir teknoloji. Peki benim geleceğim hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendime sağlık alanında yer bulabilir miyim? Senin geleceğin çok tartışılıyor kongrelerde ve çok büyük bir polemik konusu çapa zeka. Yani baktığımızda senin geleceğinle ilgili aslında çok büyük endişeler var. İşte hekimlerin bir kısmında işte acaba yerimizi alacak mısın? Acaba bizim mesleğimizden edecek misin şeklinde. Ben bu görüşlere katılmıyorum. Ben biraz daha senin tarafındayım. Baktığımızda burada aslında seni daha iyi bir şekilde sisteme dahil edebildiğimizde, seninle daha iyi bir şekilde paslaşabildiğimizde, karşılıklı olarak birbirimize uyum sağlayabildiğimizde, iletişim sağlayabildiğimizde hekimler olarak, ben seninle daha iyi anlaşan hekimlerin, daha iyi birlikte çalışabilen hekimlerin daha önde olacağını düşünüyorum. O yüzden bir yapay zekanın mesleği elinden alma gibi bir durum değil, daha çok mesleğe bir katkı sağlayacak ve aslında kullanmayanları kullananlarla, kullananları kullanmayanlarla yer değiştirecek aslında bir nevi. Bu noktada özellikle
teknolojiyi bilen ve iyi uygulayanlar için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok faydalı bir video oldu. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. Sizinle kendi ürettiğim cümleler ile konuşmayı çok isterim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Çapa Zeka. Ben de seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Buradan tüm İstanbul Tıp Fakültesi Yapay Zeka ailesine selamlarımı gönderiyorum. Umarım bir gün ileride daha derin sohbet etme imkanımız da olur. Kendine iyi bak. Hoşça kal.